Seçime hazırlanan siyasetçiler gibi vaatleri sıralıyorsunuz. Ne yaptın Sayın Başkan? Çık onu anlat. Ne bizim ne de yıldırımların boş vaat dinleyecek ne zamanı ne de sabrı kaldı. Çık teyemmüm taşını anlat. Çık uyumayan kütüphaneyi anlat. Çık sular vadisini anlat. Ama elle tutulur, gözle görülür varsa başlatıp bitirdiğin tek bir proje varsa onu da anlat. Trafik sorunu ne oldu onu anlat. Otopark sorunu ne oldu onu anlat. Bağımlılıkla mücadelede ne yaptınız onu anlat. Suriyeli sığınmacılarla ilgili varsa bir projeniz onu anlat. Hala bakmaya devam mı edeceğiz onu anlat. Pandemide perişan olan esnafın dağılan ailelerine ne gibi katkı sağlayacaksınız onu anlat. Koca bir mahalleyi perişan ettiniz. İnsanları evlerinden, anılarından, hayallerinden ettiniz. Yarına umutlarını yıktınız. Kusurunuzun faturasını onlara ödettiniz. Ödetiyorsunuz da. Baskı ve tehditle insanları, mallarını yok pahasına satmaya zorladınız. Sayın basın mensupları, çok kıymetli Yıldırım'la hemşehrilerim. Mali disiplin yılı ilan ettiniz, milyonları çöpe attınız. 2018 faaliyet raporunda Yıldırım'ın 1/3 kentsel dönüşüm alanı ilan edilip plan ve projeler hazırlanmış ve hatta maketleri yapılarak 109 milyon lira harcanmıştı. Siz ne yaptınız? Önceki dönemden yapılan kentsel dönüşüm projelerini iptal ettiniz. Sanki önceki projeler kendi partiniz değil de bir başka parti tarafından hazırlanmış gibi çöpe attınız. Değerli Yıldırımlı hemşehrilerim, siz ki dişinizden tırnağınızdan artırarak her şartla vergilerinizi ödeyerek hayat mücadelesi veriyor, üstünüze düşeni fazlasıyla yerine getiriyorsunuz. Maalesef sizi yönetenler paraları keyfince harcıyor ve size hizmet edecek olan kişiler derdinize derman olacağına derdinize dert katıyorlar. 2021 yılının Yıldırım halkına ve Bursa'mıza faydalı çalışmalar yapılan bir yıl olması dileğiyle hepinize sevgi ve saygılar sunuyorum.